Şimdi son dönemde yapılan büyük suikastlara baktığımızda işte Hani suikasti, Fuat Şükür suikasti, İbrahim Akil suikasti ve en son olarak Hasan Nasrallah suikasti. Burada Netanyahu son süreçte, son 6 aylık süreçte, 7 aylık süreçte vites attırmak zorunda kaldı. Ben bunun biraz savunma amaçlı da olduğunu düşünüyorum. Şöyle, tabii bu bir saldırı ama şimdi Netanyahu'nun kendi içerisinde bir hesapları var. İsrail yayılmacı bir devlet ve yayılmaya devam etmezse çökeceğini biliyor. Bu emperyalizm için, Amerika Birleşik Devletleri için de böyle. Şimdi bu işte Amerika'nın haberi var mıydı yok muydu tartışması bence cevabı çok net bir tartışma. Her ne kadar bugün Blinken bizim bundan haberimiz yoktu dese, daha önce Fuat Şükür ve Hani'ye içinde aynı şeyi söylemişlerdi. Bize ayrıntılı verilmedi ama şuna dikkat çekeceğim ben. Netanyahu Hani'ye suikastı olmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nden, ben özür dilerim, Fuat Şükür suikastine döndükten sonra hem Fuat Şükür hem Hani'yi şehit etti. Yani Amerika ne zaman Netanyahu Amerika'ya gitse, dönüşünde ya da oradayken bir kararlar alınıyor ve büyük ölçüde üst komuta kademelerine ya da önemli liderleri suikastlar yapılıyor. O yüzden Amerika'nın burada bu işin içerisinde kamu diplomasisi olarak dünyaya biz bu işin içerisinde yokuz ve sürekli İsrail'i eleştiriyoruz tavrı da çok gerçeği yansıtmıyor. Çünkü dediğim gibi her karar mutlaka ya Netanyahu oradayken ya da onun dönüşünde alınmış olunuyor. İkincisi, şimdi İsrail'deki iç duruma da biraz bakmamız gerekiyor bu suikastleri anlamak için. Birincisi, 7 Ekim'de Aksa Tufan operasyonuyla birlikte İsrail'de çok büyük bir tartışma meydana gelmişti. Tabii bunun öncesinde, onundan 2 sene, 3 sene öncesine gelirsek İsrail'de bir siyasi kriz vardı. Daha önce Naftali Bennett koalisyon kurmaya çalıştı, onu başardı ama başbakanlık görevini sürdüremedi. Tekrardan Netanyahu başbakan koltuğuna oturdu ve tabii Netanyahu'nun da ardında bir yolsuzluk davası bıraktı. Şimdi o tekrardan bu senenin başında, özür dilerim, tekrardan gündeme geldi ve protestolar da artmıştı ciddi biçimde İsrail'de. Tabii ekonomik bunun bir sonucu da vardı İsrail açısından. İsrail ekonomisi özellikle bu 7 Ekim'den sonra seferberlik kanunu ile birlikte iş gücünün büyük bir kısmını Netanyahu asker almak durumunda kaldı. Bu da ekonomik olarak çok ciddi sıkıntı yaşattı İsrail'e. Birçok göçmen, işçi, yabancı ülkelerden gelenler kendi ülkelerine dönme durumunda kaldılar. Ve üst üste hem ekonomik hem siyasi krizler birleşince Netanyahu'ya da bir tabii çıkış kapısı bulunmak zorundaydı. Netanyahu özellikle İsrail içerisindeki muhalefet de buna dahil ettiğimizde Netanyahu'nun bu süreç sonucunda hapse gireceği konuşuluyordu. Özellikle hem yolsuzluk davası hem de 7 Ekim'de istihbarat zafiyeti ve sonrasında işlediği savaş suçlarından dolayı. Şimdi Netanyahu bir yerde köşeye sıkışmış oldu. Bu köşeye sıkışmışlığı da nasıl halkını hem yani İsrail halkını tölere ederek hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz da ikna ederek nasıl yapmalıydı? İşte bu tarz suikastler, nokta atışı operasyonlarla özellikle hem kendi halkını hem de Amerika'ya şöyle bir mesaj: biz buralarda başarılı müdahaleler ediyoruz. Artık büyük bombardımanlar vesaire bunları yapmadan nokta atışı biz önemli liderlere suikastlar düzenliyoruz. Ama tabii bunun da bir sonuçları olacak. Şimdi siz Hizbullah'ın komuta kademesinden önemli komutanları ve en sonunda Nasrallah'ı da şehit ettiğinizde bunun mutlaka bir geri dönüşü olacak. Ha, İran'ın cevap verip vermemesiyle ilgili de şunu söyleyeyim. Bakın, bu Heniye suikast olduğunda İran toprakları içerisinde herkes İran'ın hemen cevap vereceğini ya da hemen cevap vermesi gerektiğini söyledi. Biz bunu Aydınlık Gazetesi'nde de işledik. Yani İran bir anda kendisine bir saldırı olduğunda anında buna karşılık verecek kadar devlet aklı geride bir ülke değil. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor ve herkes kendi gücü ve strateji içerisinde ancak buna cevap verebilir. İran da bu süreçte bunu ölçtü, biçti, tarttı. Öncesinde de biliyorsunuz Büyükelçilik, Şam'daki İran Büyükelçiliğine yapılan ve devrim muhafızı komutanın öldürüldüğü
noktada da İran hemen bir cevap vermemişti. Ama sonrasında İsrail'i vuran ilk devlet olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi buralarda biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü çok fazla bölge içerisinde denklem var. Bunun içerisinde Suriye katmak zorundasınız, Irak katmak zorundasınız. O yüzden İran tabii burada ne yapacağı en önemli konulardan bir tanesi. Ülke doğrudan silahlı mücadele ettiği için İsrail'le ilk başta aklımıza hemen İran geliyor. Ama İran'ın da hemen burada Hasan Nasrallah vuruldu diye hemen ertesi gününe ya da hemen o birkaç gün içerisinde buna bir karşı bir müdahale etmesini de çok fazla bekleyemeyiz. Çünkü burada aslında biraz da köşeye sıkışan taraf Netanyahu olduğu için bu saldırganlığı yapmak zorunda kalıyor. Şimdi Hamas'taki iki tane hedefi vardı Netanyahu'nun, ki Hamas'la Hizbullah'ı güç açısından karşılaştırabiliriz. Şimdi direniş cephesi açısından karşılaştırmıyoruz ama güç açısından karşılaştırdığımızda Hamas hem karadan hem denizden hem havadan ambargoya uğramış yıllardır ve hakikaten soba borusuna füze yapan bir örgütten bahsediyor. Ama Hizbullah çok daha üst düzey füzeleri, silahları neredeyse, yani devlet dışı olduğu için düzenli ordu diyemiyoruz ama neredeyse düzenli ordu gibi bir yapı kurmuştu 1982'den beri. Yani hem iç savaş tecrübesi var, iç savaştan sonra zaten Hizbullah kuruluyor, o iç savaşa katılan askerler, savaşçılar kuruyor bunu ve 2006'da da İsrail'e karşı yaptığı 2006'da bir kara savaşı tecrübesi de var. Şimdi Hamas'ı Gazze'de yıllardır ambargo altına alan ve çok ciddi bombardımanla yok edemeyen İsrail'in artık kuzeydeki cepheyi de kendi açısından, İsrail halkını da tölere edip oradaki işgalcileri tekrardan kuzeye yerleştirmesi için bir şey yapması gerekiyordu. Bir ikna etmesi gerekiyordu İsrail halkını. Bu yüzden bu saldırgan tepki yapmak zorunda kaldı İsrail ve tabii bunda içerisinde onun yayılmacı politikasının gerektirdiği bir zorunluluk da var. Ama tabii Nasrallah, yani Güney Lübnan'a baktığımızda Gazze'deki operasyonlara benzer. Birincisi, Gazze'ye girdiği gibi Güney Lübnan'a kolayca karadan giremez. Zaten bunu 2006'da test ettiler. Yenildi. 33 günlük savaş sonrasında yenildiler ve şu an bölgede konuştuğumuz Hizbullah yetkilileri ya da diğer parti, siyasi partilerden ya da akademisyenlerle konuştuğumuzda 2006'daki Hizbullah'tan çok daha güçlü bir Hizbullah'ın şu anda mevcut olduğunu söylüyorlar. Her ne kadar komuta kademesindeki birçok komutan öldürülse de hala 2006'dan çok daha diri bir Hizbullah'ın olduğunu söylüyorlar. O yüzden kara savaşı tartışmalarında da zaten dikkat edersiniz, İsrail yaptığı açıklamada kara savaşını tercih etmeyi çok fazla birinci plana koymuyorlar ve peki. Lübnanlı uzmanlar da genelde şunu söylüyor: evet, Hizbullah bunu göz ardı etmiyor. Yani İsrail'in karadan girebileceğini düşünüyorlar ama karadan girmesi bu yaptığı operasyonlara benzemeyeceği için çok büyük bir risk olacak. O yüzden hala bu tarz nokta operasyonlarla operasyonlarını yapmaya çalışıyor. Evet.